Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dünya Engeller Günü kapsamında düzenlediği Yeteneklerin Buluşması programı ikinci gününde de devam etti. Şu anda okuyan hem işitme engelli hem de görme engelli öğrencileri var. Şu anda burada aramızda da var. Açıkçası onlar için hayat oldukça zor. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel programında engelli bireyler hayata başarıyla tutunmanın sırlarını anlattı. Özellikle genç yaşta olmak üzere birçok vatandaşın katıldığı program konser etkinliğiyle son buldu. Oldu mu? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak için gençlerimizle, gelecek neslimizle buluştuk. Onlara anlattık engellinin bir farklı bir insan olmadığını, hep beraber aynı dünyada yaşadığımızı ve bu dünyada beraber yaşamamız gerektiğini, engellilerin evden çıkması gerektiğini anlattırdık. Bir kez daha tekrar ediyorum ki bunu ben başardıysam herkes başarabilir. Bütün engelliler bugün için değil her zaman sokaklara çıkabilir ve yaşayabilir. Ben bu şehirde yaşıyorum ve bunu başarıyorum. Tavsiye ediyorum, rica ediyorum evlerinden çıksınlar. Mutlaka bir spora başlasınlar. Ben bunu sporla başardım, sporla kazandım. Onlarla spor da kazanacağına inanıyorum. Bugüne özel bir mesaj bırakmak istemiyorum. Çünkü engellilere en güzel özel mesaj sizsiniz. Çünkü gelecekteki ışıklar bizim yani çocuklarımız, geleceğimiz demektir. O yüzden bunu demek istiyorum. Sadece engelli günümüzde farkında olalım. Her gün farkında olalım, bir gün değil. Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, hayatın her alanında engellilerin yanında olduklarını söyledi. Engellilerin özel gereksinimli vatandaşlarımızın toplum genelinde farkındalığının arttırılması, onların erişilebilir bir hayatta yaşayabilmeleri için erişilebilir ortamların arttırılması, gerek kamu alanlarında ve gerek dış alanlarda faaliyetlerle, çeşitli faaliyetlerle erişilebilirliği desteklemeye çalışıyoruz ve onlara her hayatın her alanında da yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün özel gereksinimli vatandaşlarımız da nasıl başardıklarını anlattılar. Çok etkileyici ve çok duygu dolu anlar yaşadık. Zaman zaman gözlerimiz doldu. Zaman zaman yüzlerimiz güldü. Onların başarılarıyla da biz hem onur duyduk hem gurur duyduk. Burada sadece 6 tanesini sergileyebildik ama özel gereksinimli yüzlerce başarıya ulaşmış gencimiz var, vatandaşlarımız var. Hepsinin başarılarının devam etmesini temenni ediyorum. Bu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hayırlara vesile olmasını diliyorum.